Abla? Seni yukarıda yatıyorsun sanıyordum. Böyle burada görünce şaşırdım. Hayır Aktan, mesaideydim. Mesaide olduğumu söylemek için kaç kere aradım. Tabii sen açmayınca mesaj da attım. Sana ulaşmak mümkün mü? Yine kullandın değil mi? Hayır. Ben sana kaç kere söyleyeceğim. O zehirden uzak dur diye, o arkadaşlarından, o ortamdan uzak dur diye. Sen hala anlamak istemiyorsun, yeter artık. Asıl sana yeter. Apartmanın içindeyiz. Başlama yine gözünü seveyim. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Annemiz seni doğururken öldü. İyi ki ölmüş. İyi ki senin bu halini görmemiş. Kahrolurdu kadın. Bir daha sakın annemi bu işe karıştırma. Çeker. Bana da ondan birazcık verir misin? Paran var mı? Param yok. Ama çok ihtiyacım var. Lan bana kanlımızda enayi falan mı yazıyor? Yalvarırım. Birazcık ver, yalvarırım. Ben kalk git bir şey. Yalvarırım. Az bir şey ver, yalvarırım. Bak lan. Akşama kadar dileniyorsun. Ondan sonra gelip param yok diyorsun. Sizin gibilere değil mal. Benim ağzım açtı lan. Siktir git şuradan.
Derin Hanım, akıyorsun gecelere, görüyoruz hikayelerde. Bunlar benim için sıradan şeyler canım. Sırada. Nerede kaldın yavrum be? Kaç kere seni aradım. Ne ulaşılmaz adammışsın kardeşim. Geldik oğlum işte. O bu değil de nerede bizimki? Vallahi dışarı çıktı. 5 dakikaya gelirim dedi. Yarım saattir yok. Yine kim bilir nereye takıldı. Davut abi aradı az önce. Malları paketlemiş. Yarın iş var. Arayın şunu gelsin. Adam akıllı bir konuşmamız lazım. Bu mu lan yeni mal? Aynen. Yeni lezzete hoş geldin bro. Ama dur dur. Bir de ben bakayım şu an. Gel Oğuz gel. Pan mı seversin, olgun mu? Anlamadım. Meyveyi diyorum, meyveyi. Han mı seversin, olgun mu? Ağaç olduk ağaç. Öf! Başlamayın yine. Vallahi kavganızı şu an hiç çekemeyeceğim. Yok be oğlum, ne kavgası? Derin. Biz hiç kavga eder miyiz? Etmeyiz. Anlatın bakalım neler var. Bilader, onu bunu boş ver de. Biraz da bana eşlik etme. Az hava alayım, bunaldım oğlum. Gel benimle. Oğuz. Malları nereye koydun? Arkanda. Oğuz. Yarın iş var biliyorsun değil mi? Biliyorum Aktan. Sorumsuzluk istemiyorsun, okey? Göreceğiz. Ha, bu arada. Yüzüğünü geçen akşam burada düşürmüşsün. Al. Nerede buldun lan? Buldum oğlum işte, ne yapacaksın Altaksa? Üzümü niye, bağını sorma. Adamsın lan sen. Eyvallah bro. Ya bu arada ben size bir şey soracağım. Bu benim zip boyu göreniniz oldu mu? Kaybetmişim ya, hiçbir yerde bulamıyorum. Her neyse. Aktan, hani şu her işten önce söylediğim bir söz vardı ya. Neydi? Hatırladım. Dost edinmeye bak. Düşman annen bile doğurur. Güzel söz. Gerçekten. Başarılı. Hayatım. Bir şey mi var? Bırakacağına söz vermişsin Aktan. Bana biraz daha zaman tanı olur mu? Bu Oğuz'un da bırakması şartların. Bence ipleri eline al. Sorma Miraç. Beraber başladık tamam okey. Ama ben sınırımı daima bildim. Ama o. Onunla fren yok fren. Ben onun freni olurum canım. Sen hiç merak etme. Sen önce yüzüğüne sahip çık. İyi misin lan sen? İyiyim kardeşim. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bu yeni mal var ya. Efsane.
Abi oğlum ne sandın? Sen daha dur, çok eğleneceğiz. Siktir polis. Tolgun. Baskın var. Ne? Ne baskını ya? Polis. Kızlar sakin olun. Oğuz. Kızları al hemen götür buradan çabuk. Araba her zamanki yerde, orada buluşuruz tamam mı? Hadi acele edin. Sen şunu bir aç. Gel. Taraf. Dur polis! Dur dedim sana! Miras kaç! Ne çıktınız lan siz? Miras ne yapıyorsun? İndir o silahı! Miras kaç! Oğuz, düşündüğüm şey yapmadım de. Miraç, kaçmamız lazım. Oğuz, yapmadım de. Miraç, bak bunları konuşacak vaktimiz yok. Gözümüzü gördü diyorum sana. Gel benimle, gel. Toygun, birbirinizi nasıl kaybedersiniz? Bro, koşarken önce Miraç'ın olmadığını fark ettim. Ya Oğuz da yanımızdaydı, sonra o da kayboldu. Yok, ikisi de açmıyor aktan, ne yapacağız? Bu böyle olmaz, ben gidip bakacağım. Saçmalama aktan, ayrılmamamız lazım. Çabuk arabaya, çabuk! Miraç, hadi! Bizim Beykoz'daki ev var ya. Ee? Oraya gidelim. Niye kızım? Ne işimiz var o Allah'ın unuttuğu yerde?
Aktan Allah'ını seversen bir kere de sorgulamadan dediğimi yap ya. Yalvarırım. Olsun. Sizin neyiniz var? Miraç'ın dediğini yap Aktan. Varınca konuşuruz. Bu gece karanlığında o ormanı nasıl geçeceğiz Miraç? Halledeceğim. Kuzenim Suudi'yi çağıracağım. Miraç. Sude, şimdi beni iyi dinle. Hayırdır gece gece? Kötü bir şey yoktur inşallah. Sude, senden acil bir şey isteyeceğim. Tabii ki canım da. Hayrola, bu sesindeki seraş niye? En yakın marketten birkaç günlük yiyecek içecek bir şeyler al. Şu bizim Beykoz'daki ev var ya, o evin girişine gel. Beykoz mu? Sude, lütfen orada konuşalım. Niye bunlar kızım? Anlamadım ama neyse. Hadi Sude, acele et. Tamam canım, hemen geliyorum. Miraç, ne oldu? Evde konuşalım. Miraç, bu insanlarla bu saatte buraya geliyor olmanın sebebini düşünmek bile istemiyorum. Kötü bir şey oldu değil mi? Suhte lütfen. Zaten bitik haldeyim. Söz veriyorum, evde anlatacağım her şeyi, tamam mı? Peki, öyle olsun bakalım. Aktan. Derin. Toygun. Oğuz. Beyler, bagajda poşetler ve fenerler var. Getirmesi benden, götürmesi sizden artık. Bir zahmet. Aceleyle geldim. Sadece bir tane fener var maalesef. İlerlederiz onu. Dikkat et. Miraç, gel. Miraç. Aman aman, oraya dikkat edin bak. Orası pek sağlam değildir. Keşke pek sağlam olmayan yer burası olsa. Aktan, kes sesini artık. Gelin.
Ey Rabbim, onların yanımda olmalarından da sana sığınıyorum. Ben yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyip büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. İnsanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen o vesveseci cin ve insan şeytanının şerrinden, insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına sığınırım. Ben kederimi ve üzüntümü yalnız Allah'a arz ederim. Kendisinden başka ilah olmayan Allah bana yeter. Ben yalnız ona güvenip dayandım. O çok büyük arşın sahibidir. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünyada da, ahirette de benim koruyucumsun. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyiler arasına kat. Ey Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmem, hoşnut olacağın yararlı işler yapmam konusunda gönlüme ilham ver. Soyundan da güzellikleri devam ettir. Ben sana dönmüş bulunuyorum. Çünkü ben sana teslim olanlardan. Beni tek başıma bırakma. Bununla birlikte sen varislerin içinde en iyi olansın. Bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan kaybedenlerden olurum. Gireceğim yere beni doğrulukla girdir ve çıkacağım yerden de beni doğrulukla çıkar. Bana katından yardımcı olarak bir güç ver. Gerçekten bana indireceğin iyiliğe çok ihtiyacım var. Göğsüme genişlik ver. Bana işimi kolaylaştır. Sözümü anlamaları için dilimdeki tutukluğu çöz. Ey Rabbim, bağışla ve merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Ey Rabbimiz! Buraya gelmemiz şart mıydı? Başka alternatifin varsa buyur. Siz hiç hayatınızda domuz gördünüz mü? Domuz mu? Hem de yaban. Zaten biraz daha burada konuşmaya devam edersek başımıza kesin bir şey gelecek. O zaman eve hadi. Evet Miraç. Gördüğün gibi evdeyiz. Şimdi ne olduğunu anlat. Miraç, hayatımı konuşacak mısın? Ben nasıl anlatsam bilmiyorum. Neyi? Boş ver Aktan. Siz kendinizi kurtarmaya bakın. Çocuk oyuncağı mı lan bu? Getirdiniz bizi buraya kadar. Oğuz! Hadi bu konuşmuyor. Sen bir şeyler söylesene oğlum. Sizin yapacağınız işim ben. Aktan. Abi sakin.
Ciddi olamazsınız. Aktan. Aktan iyi misin? İyiyim, iyiyim, işim yok. Şimdi herkes bana baksın. Ne bok yiyeceğiz lan? Ya polis öldürmek de nedir? Nasıl yaparsınız bunu? Mecburdum, ne yapayım? Anamaktan. Kız doğru söylüyor. Polis vurmak nedir oğlum? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Öldürmeseydim de ne yapsaydım lan? Sevgilini oradan bıraksaydım. Eğer ben bunu yapmasaydım birbirinizi ömrünüzün sonuna kadar demir parmaklıklar arasından severdiniz ya! Yapma Oğuz. Miraç'ı kurtarmak için değil. Eğer o yakalanırsa kendini de enseleneceğin için. Allah kusura bakma birader ama kendi götünü kurtarmak için yaptın. Toygun yeter. Olan olmuş, lütfen sakinleşir misiniz? Önemli olan bu boktan durumdan nasıl kurtulacağımızı düşünmemiz lazım. Ya bir şey soracağım. Ben sizi fazla tanımıyorum da. Siz ne kurtulmasından bahsediyorsunuz? O masum bir insanı öldürmüş. Teslim olması lazım. Yo. Kimse teslim falan olmayacak. Bunları polisi vurmadan düşünmen gerekirdi. Bana bakın. Kimse polisi falan aramayacak. Bu işte beraberiz. Ya hep birlikte batacağız ya da hep birlikte çıkacağız. Eğer ben yanarsam hepiniz yanarsınız. Herkes burada kalsın. Ben gidip bakacağım. Aşkım tek gitme. Miraç, bu gece daha fazla sorun çıksın istemiyorum. Gidip bakıp döneceğim, tamam? Bekleyin burada. Soğuk ya. Köpek gelmiş, vurmuş kapıya. Domuz olmaz. Yok artık. Saçmalama istersen. Elektrikler neden gitmiş? Ev zaten terk edilmiş gibi. Görmüyor musun derim? Uzun zamandır gelen olmadı. Yıpranmıştır doğal. Domuz olmasın da. Gerisi önemli değil. Toygun. Kardeşim esprinin sırası değil. Lütfen. Şimdi herkes beni dinlesin. Yarın sabah ilk iş bu evden gidiyoruz. Bu gece daha fazla sorun ve tartışma çıksın istemiyorum, okey? Olmaz. Ne? Olmaz çünkü bu gece burada yaşananları sadece bu 6 kişi bilecek. Kimse kimseye bir şey söylemeyecek. Sen bizi tehdit mi diyorsun lan? Tehdit falan değil Aktan. Aynı durumda sen de olabilirdin kardeşim. Ben senin gibi polis öldürecek kadar aciz değilim Oğuz. O senin acemiliğin. Başka çarem yoktu diyorum Aktan. Neyini anlamıyorsun oğlum? Her zaman... Yeter. Herkes çok yorgun görünüyor zaten. Bak sen bence olan oldu. En azından herkes uykusunu alsın bir. Gündüz gözüyle gideriz. Tamam. Sude, biz seninle yatakları halledelim bir. Ha Toygun, evin arkasındakiler var. Oradan odun alır mısın? Tabii. Dikkat et ama. Çivi batmasın ayağına. Merak etme. Keşke çivi batsa. Burada ölmesek bari.
bana bak Miraç. Bu Oğuz mudur nedir, her ne halsın. Bir adam öldürdü. Sen de bizi bu eve getirdin. Başımıza gelebilecek şeyler düşünebiliyor musun? Hem nasıl yaparsın bunu? Burası bizim ailemizin. Biliyorum Sude, biliyorum ama ne yapsaydım sana söyle. Evet, haklısın. Ne bu evi, ne de seni bu işin içine karıştırmamalıydım ama... inan bana başka çıkar yolum yoktu. Miraç kızım, her zaman yapacak bir şey vardır. Sen ağrımayan başını artacaksın, farkında değilsin. Ya çıldırtma kızım beni. İçeride bir katil var diyorum. Ayıksana artık. Farkındayım Sude, farkındayım ama o adam benim hayatımı kurtardı. Siz de bunun farkında değilsiniz. Ya hadi hepsini geçtim. Az önce kendi ağzınla söyledin. Ailemiz dedin. Sen babamla amcamı bilmiyor musun Sude? Burada polise yakalansam neler olacağını düşünebiliyor musun? Emin ol, şu an bu duruma katlanıyorsam sırf işin içinde sen olduğun için. Aksi halde... Aksi halde ne olacağını biliyor musun? Sude, ne olur bana kızma. Ya inan o an ne yapacağımı bilemedim. Aklıma tek gelen şey bu ev ve sen oldun. Hem benim senden başka yardım isteyebileceğim kimsem yok ki. Tamam canım. Ama senden tek isteğim yarın sabah Aktan'la konuş, şu işleri halletsin. Sen asla karışma. Kendini bu olayın dışında tut. Söz veriyorum Sude, söz. Öyleyse hadi yatakları halledelim de konuştuğumuzu anlamasınlar. İyi misin? Nasıl olabilirim? Ya tamam, sıkma canını. Aktan'ın verdiği tepki de normal be kardeşim. Miraç'ı ne kadar sevdiğini hepimiz biliyoruz. O da çok etkilendi olaylardan. Az da olsa alttan al. Dün gece tarafın gayet belliydi. Hiç öyle demiyordun Toygun Bey. Yapma be oğlum. O sinir stresle insan ne yaptığını mı biliyor sanki? Her neyse salla. Oğuz. Babamı bilmiyor musun sanki? Eğer ben polise yakalanırsam biterim oğlum, biter. Öldürür lan beni. Günaydın. 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 Günaydın Sude. Şey, benim bahçeye gidip depodaki motoru çalıştırmam lazım. Yoksa sabaha kadar susuz kalırız. Toygun, bana yardım edebilir misin? Deponun kapağı biraz ağır da. Tabii.
Hadi gidelim. Neler oluyor böyle Oğuz? Battık bir bokun içine çıkmaya çalışıyoruz. Ne olacak? Oğuz, bak, ben dün olanlardan sonra kimseye güvenmiyorum. Bunların seni ihbar etmesinden de çok korkuyorum. Bu Sude midir nedir? Duymadın mı dün söylediklerini? İyi hoş kız, yardım ediyor falan ama kimseye güvenmemek lazım. Hiçbir şey yapamazlar. Nasıl? Oğuz o ne? Domuz. Bırak dalgayı. Ne yapacaksın sen onu? Bir acil durum aracı diyelim. Oğuz. Bak yanlış yapıyorsun. Kaldır şunu. Gelsene hadi. Nereye? Dolaşalım biraz. Zaten erken kalkarız dediler. Saati 4 ettiler. Gel. Burası iyi. Bak hayatım. Şimdi sesimizi uyanırlar. Bir şey olur, papaz olmayalım. Hem zaten hava da kararmak üzere. Bugün de dönmezsek bir gün daha kazanmış olurum. Bak vallahi ben biliyorum. Şimdi bunlar uyanırlarsa gitmek isteyecekler. Dönersek de polis beni enseler. Miraç'la kuzensiniz demek. Evet. Hiç bahsetmedi senden. Ne tesadüf. Sizden de. Gerçi bahsetmemesi daha iyi. Kusura bakma da ne iş yaptığınız bile belli değil. Ayıp oluyor ama. Tamam tamam. Sen ne iş yapıyorsun? Okuyorum. Öyle mi? Ne okuyorsun? Sude. Gördün mü? Neyi gördün mü? Bir şey yok. Siz tümden kafayı yemişsiniz. Hadi, daha çatıdan alacaklarım var. Toygun hadi. Ne okuduğunu söylemedin. Tuhaf bir şeydi. Ne? Gördüğüm şey diyorum. Tuhaf bir şeydi. Sen iyi misin? Sana ne gördüğünü değil, ne okuduğunu sordum. Affedersin, ben kimya okuyorum. Bulamadın mı orada bir iş? Sen neden sürekli beni aşağılıyorsun? Nasıl bir durumun içinde tanıştığımızın farkındasın değil mi? Tamam da, her şeyin bir dozajı var. Kokain gibi mi? Sen nereden biliyorsun? Hatırlatırım. Miraç benim kuzenim. Bebe. Sana gel diyorsan gelecek. Oo.
Derin. Ne sandın Oğuz Bey? İyi o zaman, gel hadi benimle. Gelsene buraya. Aşkım, çok acıktım ben, kalkalım mı? Bir şeyler ya aşkım. Aşkım, çok acıktım. Aşkım, çok acıktım. Kalkalım mı? Çok şey var burada arkadaş. Evet. Neredesin? Arka odadayım. Toygun? Aldın aktan. Ya Toygun yanımdaydı, bir anda kayboldu. Ona bakınıyordum. Ben de Oğuz'la Derin'e baktım, burada değiller. Biz bahçeye çıktığımızda Sedir'delerdi. Sude, biraz konuşalım mı? Tabii. Gel, oturalım şöyle. Sude. Şey ya. Bana ne kadar inanırsın bilmiyorum. Ama hemen konuya girmem gerek. Aksan anlatsana. Ben bu eve geldiğim günden beri tuhaf şeyler yaşıyorum. Ne gibi? Ya bak, burası sizin. Mutlaka bir bilgin vardır. Sen Miraç'a göre daha cesursun. Ona sorsam korkudan kafayı sıyırır. Bu ev... Sahipli falan mı? Saçmalama istersen. Ben ciddiyim Sude. Bak Aktan, bu evde yıllardır böyle bir şey olmadı. Ailemden de, kimseden de böyle bir şey duymadım. Ama benim de sana anlatmam gereken bir şey var. Tüm sabah namazında bir varlığın benimle birlikte namaz kıldığını gördüm.
bana namaz kılar gibi değildi. Adeta vesvese verir gibiydi. Korktuğumun farkındayım. Ama endişeni daha da artıracak bir şey söylemem gerek sana. Yanında gördüğüm şey bir cindi. Daha da kötüsü. Kişinin yüzü Miraç'ta aktan. Elif, ne oldu? Aktan, ben mağaraya girdim. Geri çıktığımda Oğuz yoktu. Ne diyorsun kızım sen, nasıl yoktu? Bir şey görüp kaçtım, geri geldiğimde yoktu. Çabuk eve, çabuk! Şimdi benim kafam davul gibi oldu. Hadi Oğuz anladım da Toygun nerede Sude? Söylediğin gibi kaybolmasını aklım almıyor. Nerede bu çocuk? Hadi onu geçtim. Altında seviştiğin adam nerede? Bilmiyorum Aktan. Mağaraya girdik. Geri döndüğümde yoktu. Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Miraç, sen derine sahip çık. Ne olursa olsun evden çıkmıyorsunuz, tamam mı? Tamam. Tamam mı derin? Sude, biz de seninle fenerleri alıp bahçeye çıkacağız. Önce Toygun'u, oradan ormana inip bir şekilde Oğuz'u bulacağız. Sonra? Buradan gideceğiz. Feneri almamışsın. Fener bozuktu ya. Dur telefondan flaş açalım, öyle devam edelim. Hadi acele et. Derin. Sıkma canını bak. Bulacağız Oğuz'u. Miraç, sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Bugün yaşadığım olayda gördüğümüz Aktan'ın yüzüydü. Canım benim bak. Sen dünden beri çok yoruldun. Hem üşümüşsün de. En iyisi ben bir gideyim çay koyayım. Yanına da bir şeyler atıştırırız. Hı? Süper olur. Hem merak etme sen. Oğuz bu, bilmiyor musun? Seni korkutmaya çalışmıştır. Gidiyoruz, hadi. Hadi. Yavaş. Hadi. Hadi. Toygun. Toygun. Buradan dümdüz koşun. Ormana çıkacaksınız. Ben de Miraç'ta derini alıp geleceğim.
Tamam. Saçmalamaktan dalmamalıyız. Sude! Dediğimi yapın. Soygun sen de. Hadi. Sude hadi. Erin. Erin. Yaklaşma bana sakın! Miraç! Düşündüğün gibi değil! Aç! Miraç! Aç! Düşündüğün gibi değil! Aç! Miraç!
de sonunda bulacağım seni. Olmaz bu çocuğum. Neredesin? Çalışıyorsun Oğuz. Çantaları alıp kaçacak mıydın lan? Aynen öyle. Neden lan neden? Bir düşün bakalım Aktan. Bu gece nerede olmamız lazımdı? Oğuz abi. Davut abi, artık sen böylesin Aktan. 2 milyonluk mallı adamın en büyük müşterisine gitmedin. Çünkü malı çaldın. Miraç öldü lan, Miraç öldü. Hadi ya, üzüldüm bak. Artık aranıza demir parmaklıklar değil kara topraklar mı girecek? Ama sen merak etme, aranızdaki engeli Davut abi kaldıracak. Amına kodumun malları için değer miydi lan karaktersiz herif? Sevgilin öldü lan senin. Sevgilin öldü! Derin. Sadece ölenlerin derin bir miraç olduğunu mu zannediyorsun Aktan? Çalışıyorsun lan sen. Diyorum ki cinler, periler, Sude, Toygun. Cin mi? İspanyol büyüsü. En tehlikeli lanet. İfritlerin en kadim büyüsü. Korktun değil mi? Korkmalısın da. Çünkü Azrail yokuşuna çıkan hiçbir ruh geri dönemez. İnnel feyyin olan minel emirci. Gümü. Hatırla Aktan. Hatırla. Beyoğlu sokaklarını hatırla. Cebine koyduğun yüzüğünü hatırla. Hatırla Aktan. Hatırla. Beyoğlu sokaklarını hatırla. Sana yalvaranı hatırla. Bana da ondan birazcık verir misin? Paran var mı? Param yok. Ama çok ihtiyacım var. Bana karnımızda enayi falan mı yazıyor? Yalvarırım. Birazcık ver, yalvarırım. Ben kalk git. Yalvarırım. Az bir şeyler, yalvarırım. Bak lan. Akşama kadar dileniyorsun. Ondan sonra gelip param yok diyorsun. Sizin gibilere değil lan. Benim ağzım açtırmak siktir git şuradan. Thank you.
Skotya Kozak Periklet. Kada Muarda Özüm Komiyanzo. Bazaren Rozaren Gradiyanzo. Bunların hiçbiri 2 milyon lira için değil. Daha fazlası için. Bugün malları kaçırmaya çalışan sen, onları Davut'a götürecek olansa ben. Kısacası benim hakkım olan koltuğu senden devralıyorum. Hani biraz önce seni Davut abini öldürecek demiştim ya. Aslında seni kimselere bırakmazdı. Ben öldürürdüm. Ama sanırım seni seninkilere bırakacağım. Aktan! İkinci diyeceğim şey şuydu. Dost edinmeye bak. Düşman annem bile doğurur. Yüzüğü sana ben verdim. Oraya kadar her şey tamam. Da Miraç'ın sizi buraya getireceğini nereden biliyordun? Az önce kardeşine de söyledim ya. Miraç bayağı aciz bir insan. Başına herif acık bir şey gelse hemen buraya gelirdi. Bundan emindim. Yani anlayacağın hepimiz çok iyi kurgulanmış bir oyunun içindeydik. Başardık da. Nasıl bu kadar emindin sevgilim? Gitti hakkını al. Hak ettin. Dur. Miraç kaç! Nereden çıktınız lan siz? Oğuz, ne yapıyorsun? İndir o silah! Miraç kaç! Oğuz, düşündüğüm şey yapmadım de. Miraç kaçmamız lazım. Oğuz! Yapmadım de! Miraç, bak bunları konuşacak vaktimiz yok. Yüzümüzü gördü diyorum sana. Gel benimle, gel.
Geldim ben. Ne işin var lan senin burada? İspanyol büyüsünün en tehlikeli tarafı nedir bilir misin Oğuz? Yapılanı da yaptıranı da mahveder. Skotça kuzastır. Kada muarda ezum komyanzo. Bazare rodare graviante. Ben size bir şey soracağım. Bu benim Zippo'yu göreniniz oldu mu? Kaybetmişim yani, hiçbir yerde bulamıyorum.
Sen onun annesisin. İfritlerin en büyük atasına seslenirim ki, bana yardım edin, bana yardım edin. Sizin gücünüze ihtiyacım var denildi. Hiç olmaması gereken bir şey oldu. Bir cin, Ademoğluna cevap verdi. Ben güçlü ve güvenilir birisiyim. Ve insanlık buna inandı. Ta ki ilk Ademoğlundan günümüze kadar. İslam'a çağrıldılar. Ama onlar cevap vermedi. Kendi boyutlarını ifşad ettiler. Allah ise onları sünnetullah gereği helak etti. Lakin aralarından bir cin hileyle kurtuldu. O da cinlerin en kadim azilisi olan ifritti. Şeytanın karanlık yüzü. Ve Allah dedi ki, her kim sana tabi olursa elbet hepinizi cehenneme doldururum. Arar Suresi 7. ayet.